E-okul terminalinin kurulumunda üçüncü aşamaya başlayalım. Programı masaüstünden çalıştırıyoruz. İkinci aşamada program bütün öğrencileri tanımıştı. Şimdi üçüncü aşamada tanıdığı bu öğrencilerin bilgilerini alıp şifreleyip veri tabanına aktarmasını yapacağız. Devam edelim. Bunun için e-okulda öğrenci işlemleri sayfasını açmanız gerekiyor şu şekilde. E-okulda öğrenci işlemleri sayfasını açtığımızda sınıfımızı yazıyoruz, şubemizi yazıyoruz ve öğrenci durumunu aktif öğrenci olarak seçiyoruz. Çünkü açık öğretime kaydolan öğrencilerin arada kaynamaması lazım, arada olmaması lazım. Bu programın çalışmasını engelleyecektir. Önemli bir ayrıntı. Bu işlemi bütün sınıflarımız için yapacağız. Programda da terminal sekmesini açıyoruz yine aynı şekilde. Burada 11 ay seçtiysek yine aynı şekilde burada da 11 ayı seçiyoruz. Sınıfımızı seçtikten sonra bize iki tane seçenek sunuyor. Bir tanesi başla seçeneği, bir tanesi ise hızlı ekle seçeneği. Başla seçeneğinde öğrencinin kimlik numarasını, adını, soyadını ve okul numarasını alıyor. Ve devamında veli telefonunu alıyor. Haliyle bu işlem 30 öğrenci için yaklaşık 5 dakika gibi bir süre demek. Hızlı eklede ise yine aynı şekilde kimlik numarasını, adını, soyadını ve okul numarasını alıyor. Ancak veli telefonunu almıyor. Haliyle hızlı eklede işlem 10 saniye sürüyor. Birinde 5 dakika sürerken bir tanesinde 10 saniye sürüyor. Veli telefonun olmadığı durumlar ne durumlar olabilir? Mesela 9. sınıf öğrencileri yeni kaydolduğu için veli telefonları yok. Ayrıca bazı okullar SMS programı kullandığı için veli telefonlarına e-okula girmiyor, SMS programına giriyor. Yine aynı şekilde bu okullar için de hızlı ekle anlamlı bir seçenek oluyor. Devamında başla dediğinizde program ilk öğrencinin kimlik numarasından başlayarak son öğrenciye kadar kaydırarak seçecek. Sonrasında kimlik numaralarını tanıdığı için tek tek kimlik numaralarını yazacak ve bulduğu kimlik numarasının yanındaki dosya simgesine tıklayarak öğrencilerin bilgilerini okumaya başlayacak. İlk öğrenci için tıkladığını varsaydığımızda karşımızda şu sayfa çıkacak. Bu sayfada öğrencinin SMS bilgilendirmesinin annede mi, babada mı, velide mi olduğu algılanıyor. Devamında algıladığı kişinin telefon numarasını almak için şu üçüncü sayfaya gidiyor. Burada velinin telefon numarasını, anne baba veya velinin telefon numarasını kopyalıyor. Sonrasında tekrar ilk sayfaya dönüyor. Aynı işlemi sınıftaki bütün öğrenciler için yapacak. Haliyle bu da yaklaşık olarak 5 dakika gibi bir süreye denk geliyor. Hızlı eklede ise yine başta söylediğim gibi veli telefonunu almadığı için 10 saniyede işlemi gerçekleştiriyor. Üçüncü aşama tamamen bundan ibaret.